kadarıyla Mete Bey ne diyorsunuz enerji boyutunda yaşadığımız bu duruma doğalgaz elektrik faturaları Ben de hocalarımı aradım. <laughs> siz de hocalarınızı <laughs> aradınız. Buyurunuz. Yani lisans eğitimde master'da ki hocalarımı aradım. Ve yani hocalarım da şu anda hani bu işin ekolün başındaki olan insanlar hem üretim aşamasında hem de dağıtım aşamasında önemli pozisyondalar. Ve ee, biraz şehit sordum yani demin Melik Bey'in sorduğu sorunun cevabını aramaya çalıştım. Gerçek anlamda bu fiyatlar aşağı iner mi inemez mi? Tabii Melik Bey e, ilginç bir kelime sarf etti dedi ki dünyada da e, bunlar artıyor. Üstatlardan birisi bana çok güzel bir deyim kullandı çok, doğrusu, çok doğru bir deyim aslında. Dedi ki aslında baktığınızda Avrupa'daki e, enerji fiyatları e, Türkiye'dekinden daha fazla arttı. Ama bir şeyi kaçırmayalım dedi. Avrupa'daki insanların ekonomik durumu Türkiye'den daha iyi. <laughs> Alım gücü bakımından. Alım gücü anlamından daha iyi dedi. E, bu, nedenle, e, bu nedenle bu nedenle hani Türkiye tablosal anlamda Avrupa'dan çok daha iyi olabilir. E, ama ee, sonuçta gelen yükü e, bunu kullanıcıların karşılama oranı daha e, zayıf. zayıf daha e, korunmaya ihtiyacı var. E, ve şunu sordum ben kendisine dedim ki şimdi birazdan detaylara gireceğim yani e, oransal anlamda da detaylara gireceğim. E, dedim ki Peki ne görüyorsunuz Yani bu fiyatların aşağı gelebilmesi için ne yapabilir? Aynen söylenen kelime şu, yani bırakın aşağı gelmesin, yukarı çıkma şansı var. Aşağı gelme şansı yok. Yukarı gitme doğru e, şansı var, e, durumu var. Nasıl dedim? E, şimdi bazı örnekler vardı. E, demin aslında Melik Bey e, sorduğu sorunun bir kısmını yanıtladı. Türkiye'de, daha doğrusu dünyanın her tarafında, ...bir doğalgazdan elektrik üretme... ...çok aktiftir. Doğalgazın belli bir fiyatı vardır. Evet. Ama... ...bu pandemi döneminde geçen iki süre... ...sene süre içerisinde... ...doğalgaz... ...üreticileri ve şeyleri... ...bunları çıkartanlar... ...fiyatların dibe gelmesiyle beraber... ...stoklarını... ...ve gelecekle ilgili öngörüle olmadığı için... ...yatırım yapmadı dediler. Yani... Şimdi çünkü, çünkü burada şöyle bir soru var, biraz da buna cevap bu aslında Mete Bey değil mi? Yani pandemi döneminde insanlar evlerine kapandı, üretim dediğiniz nokta durdu. Ama şöyle, bir yandan da şimdi katlanan petrol fiyatlarını görüyoruz, doğal gaz fiyatlarını görüyoruz. O cepheleri de durdurduğu için mi bu yaşanıyor? Yok, şimdi tam tam ne, oraya ne gideceğim. O? Bakın, evet. Şimdi doğal gazın asıl kullanıcısı şeydir, elektrik üreticileri ve sanayidir. Evet. Tamam. Yani siz Türkiye'deki bütün evlerde doğal gaz yaksanız o kadar tüketemeyiz. Miktar %10'udur. Tamam. Asıl tüketilen yer sanayide ve elektrikte Elektrik. kullanır. kullanılır. Şimdi bu örneğin aynısı Avrupa içinde geçer. Avrupa'da da aynı örnek var. Tamam. Avrupa stoklarını bitirmiş şekilde yakalandı. Bir anda 2021'de talep bir anda yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve talep yukarı doğru çıkmaya başladığında Doğal gaz yok. Bunu karşılayacak doğal gaz yok. Şu anda Avrupa'da o o ok şey nerede yaşandı peki yani stokları bitti. Ama almaya mı devam etmediler? Bakın, pandemi de mi oldu bu pandemi? Tam pandemi döneminde yaşandı bunlar. Hatırlayın pandemi döneminde e, bazı petrol tankerleri e, üstündeki petrolü boşaltacak yer bulamadılar hatırlıyorsanız. Hı. Yani üstüne para verdiler. Yani biz size bunu boşaltalım 10 dolar yani biz para verelim. Depo aradılar, depo, boşaltacak depolar aradılar. Depolar bulunamadı. Yani bir anda tüketim neredeyse sıfıra geldi. Fabrikalar kapanınca, elektrik tüketimi azalınca evet. e, bunların her biri bitti. Ve iki sene boyunca dünya hep söylüyoruz ya stoklarını bitirdi. Yani üretim içine geçerli bu, madenler içine geçerli bu, tarım içine geçerli bu. İki sene boyunca stokları yedi. Ve bu stokları yemesiyle beraber şey bitti. Yani eldeki bütün o depolar bitti. 2021'de bir anda öngörüsüz bir şekilde bu aşı maşı ve diğerleri gelip bir anda toparlanmaya başlayınca bunu karşılayacak olan kaynak yoktu. Ve fiyatlar bir anda yükselmeye başladı. Şimdi doğalgazı anlattım. Gelelim kömüre. Kömür hikayesine kömürün asıl kullan kullanıcıları nereler? Çin. Mesela en büyük kömür ee, üreterek elektrik üretenlerden bir tanesi. Mesela Avrupa doğal gaz bulamayınca, elektrik üretmede sıkıntı yaşayınca kapattığı fabrikaları açtı. Hangi fabrikaları açtı? Elektrikle ürettiği fabrikaları, yani elektrik üreten, o kömür üzerine yapılan fabrikaları açtı. Ve kafa kafaya ancak e, gidilen bir noktaya geldi. Şimdi, Türkiye bu dönemde, geçen sene özellikle, Kuraklıktan dolayı ve sürecin içerisinde doğal gaz ve kömür kullanma oranını arttırdı. Türkiye'de şu anda yüzde otuzlar evet. civarında bir doğal gazdan elektrik üretiyoruz şu anda. Ekstra Aynen. bir de üstüne yüzde otuz civarı şeyi koyun, kömürü koyun. Bunun yaklaşık yüzde on iki, on yerli linyitten, diğeri de ithal kömürden. İthal kömüre gelen oran. Dünyadaki bütün herkesin kömür talep etmesiyle beraber gelen kömüre taleple beraber kömür fiyatları yüzde 400 arttı dünyada. Türkiye'de artan doğalgaz fiyatı Avrupa'dan daha az artmasına rağmen Türkiye uzun vadeli daha önceki anlaşmalarından dolayı bunlar en az etkilenen ülkedir. Türkiye'de bile yüzde yüzde 192 arttı. Yüzde 192. Şimdi şunu konuşuyoruz. Ben size gelen zamların oranını söyleyeyim. Ben öncesiyle sonrası yani pandemi öncesiyle pandemi sonrası anlamak yani. için soruyorum. Öyleceğim. Yani ocak o, e, Ocak Ya yani sanki dünyanın nüfusu 4 kat artmış da ona art, mı yetişmeye o, çalışıyor gibi bir soru geliyor insana. Ocak, ocak 2021'de. Ocak 2021'de üretilirdi. Ocak 2022'de Yavaşladı. Türkiye'deki elektrik fiyatlarındaki artış oranını söyleyeyim ben size. Meskenlerde %172 ticaret analerde yüzde 258, yüzde 258, 172. Şimdi e, buradaki oranları bir kez daha söylüyorum. Ben mantığını açıkladım. Niye olduğunu da açıkladım. Burada asıl girdiği yükselten üretim maliyeti. Yani üretici üretmek için bunun devlete satması lazım. Peki geçmişteki avantaj neydi onu söyleyeyim size. Niye ben dedim ki mesela dağıtım şirketlerine ve diğerlerine şunu sordum. Dedim ki peki dedim ya siz e, niye fiyatları e, bu kadar... hani geçmişte fiyatlar nasıl ucuz da şimdi bu kadar pahalı oluyor diye sordum. Dedi ki geçmişte Türkiye'de enerji üreten şirketlerin ağırlığında devlet dominanttı. Yani devletin ağırlığı yaklaşık yüzde 55 civarında. Baskındı yani. Baskındı. Yüzde 55. Barajlarla işte şu andaki linyit e, işletmeleri hepsi devletin elindeydi. Devlet bunu sübvanse ediyordu. Devletin görev zararı yazmak şansı var. Devlet enerjiyi ucuza satar. Ama özel sektör ne yapmaz. Hazineye zarar yazar. Özel şirket Aynen öyle. Mi? Özel şirket. Hulki Bey olsaydı özelleştirme ile ilgili eleştirilerini muhtemelen burada sıralayacak. tam oralara <laughs> geliyorum. Ben. Devlet yazar ama özel şirket 3 radan aldığı ürettiği elektriği piyasaya. Çünkü her gün bir gün öncesinden piyasa fiyatı belirliyor. O piyasaya onu satamazsınız. Daha düşüne satamazsınız. Zarar ederek elektrik üretemez. Olmaz. E, yani, evet. O zaman şunu yapılacak. Yapılacak bir tek yöntem var. Devlet öbür taraftaki görev zararı gibi sübvanse edecek. Başka hiçbir şansı yok. Yani şu anda piyasanın ana belirleyicisinin doğal gaz ve kömürden olduğu bir yerde bakın doğal ya ve da kömürden olduğu bir belki yerde belki de özel sektördeki kar minimuma indirilecek. Bununla ilgili bir düzenleme. Bakın, bakın onu da sordum. Bakın onu da sordum. Bakın onu da sordum hepsini sorarak aynısının sorularınızın hepsine bildiğim halde bir kez daha üzerinden geçtim. Dedim ki ya siz dağıtım şirketleri çok para kazanıyorsunuz. Yani sizi konuşan hep bütün dağıtım şirketleri siz kazanıyorsunuz. Yani bu parayı siz kazanıyor gözüküyorsunuz. Bana şey yattı. Oranları attılar. Genel oranları attılar. Size basit basit örneklerle anlatayım. Mesela şu anda bir meskene bir meskenin 794 lira şeyi geliyor. Elektrik. elektrik Üreticinin faturaya yansıttığı 794 lira para geliyor. Buna %39 lira %5'lik bir başka bir kesinti var. Dağıtım bedeli burada 329 lira. KDV 209 lira. Elektrik faturası oluyor 1373 lira. Dedim ki ya dağıtım bedeli içinde 329,5 liralık bir üret şey var. Yani neredeyse kullanım bedeli kadar, kadar ekleniyorsunuz. Evet. Yok dediler o iş öyle değil. Neymiş? Yani dağıtım bedelinin ne kadar olacağını biz belirleyemiyoruz. O bizim belirlediğimiz bir fiyat değil. Bunun içinde Türkiye'de toplanamayan kayıp kayıp kaçak bedeli kayıp var. Kayıp kaçaklar. Yani alamadığınız yerlerin parası da bunun içine biniyor. Bana gelmiyor o para. Bu bir. İki, benim yatırım için yani oralara yapacağım yeni tesisler için ve diğerleri için devlete, devlet adına aldığım kredileri devlet onaylıyor. Daha sonra dağıtım bedeli içinden bu paraları bana geri ödüyor. Ben buradan yatırımın bedelini bana geri veriyor dağıtım bedeli olarak. Benim burada kazanabileceğim devletin bana verdiği bütün marş yüzde beş. Yüzde beş. Benim vazge vazgeçebileceğim bütün toplamın içerisinde ki çıkabilecek oran %5. Ben yüzde beşten feraket edebilirim diyor. Ben yüzde beşten feraket edebilirim. Ama diğerlerin oranı benimle alakası yok. Bakın burada asıl iki tane büyük kalem var. Bunlardan bir tanesi KDV. 209 lira. Çok İkincisi üretim Üretim maliyeti, devlet bu iki tanesinin içerisinden ancak subans edebilir. Bir tarafta üreticiden aldığını daha ucuzasa verir, geri kalanını görev zararı olarak yazabilir, ya da KDV'den vazgeçebilir. Ya da dağıtım şirketine der ki kardeşim yüzde beş ben şey yapmıyorum, yani artık e, vermiyorum. Bu süreç içinde onu da size vermeyeceğim diyebilir. Oturur beraber konuşup beraber yapabilirler. Ama şunu sordum. Dedim ki var mı bunun dışında bir fiyatın aşağı çekilme durumu? Şu andaki bu maliyetlerle bırakın dediler düşmeyi. Tamam. Yeni zam gelebilir. Devlet... Yeni zam gelebilir. Devlet şey yapmadığı müddetçe. Bakın bir kez daha söylüyorum. Devlet düzenlemelerle oynamadığı müddetçe başka türlü olması mümkün değil. Çünkü piyasa şöyle oluşuyor. Sübvanse <laughs> <laughs> etmesi tabii, tabii Yani <laughs> sübvanse dışında <laughs> herhangi evet. bir formül pek de yok, çözüm yok. olmayacak bunu, diyorsunuz. Bakın bu sorunun cevabını Zira zaten daha zam geldi evet. görebiliriz diyorsunuz. Ben bu soruların cevaplarını dağıtım şirketlerine, üretim şirketlerine, eee bürokratlara sordum ve e, direkt kullanıcılara söyledim. Yani bu soruların cevabının içerisinde Dönüp dolaşıp olay nereye geliyor? Devlete geliyor. Devlete geliyor. Yani. Şunu hükümete sorabilir geliyor. miyim? Yani... Hükümetin alacağı e, kararla bu çözülmeye çalışılacak. Ama bir kez daha söylüyorum, kolay mı? Maliyeti hep beraber oturup, hep beraber bir gün burada oturup hep beraber enerji konusunu bilen çok önemli şahıslarla. Lazım. Yani şimdi mesele sadece doğalgaz elektrik de değil işte benzin son zam mı da e, konuşuyoruz malumunuz daha e, dün e, zam geldi dizele ve benzile e, kuruş 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 Bakın sürekli benzine, artan bir benzine, benim soracağım şu benzine zam geldiğinde her şeye geliyor, zam demek yani yakıta doğal, geldiğinde yani... Taşımacılık fiyatına geliyor. Taşımacılık fiyatında o kömür Türkiye'ye gemilerle taşınıyor. 71 geliyor. kuruş son zam işte. Siz de bir şey mi? sordunuz? Dediniz ki ne oldu da iki senede bir evet. anda bu kadar dengeler değişti diye sordunuz değil mi? O ee, lojistik mi donduğu için bütün bunlar yaşanıyor? pandemi Adım, sürecinde. E, dünya üretim bakın da şöyle ama var aynı vardı. zamanda yani bu e, var. kömüre vesaireye tamam şeyi şey, şey e, elektrikten söz etmiyorum ama başka ben, fabrikalar açısından da süreç durdu. Bakın şöyle söyleyeyim. Bunları sözüm. kullanan Bakın. Dünyanın hiçbir yerinde ister madencilikte olsun, isterseniz e, normal e, sistem içerisinde olsun. Stoksuz çalışılmaz. Yani her bir <laughs> stok vardır. Bu stok e, o dönemlerde çalışılmadığı dönemde hep cepten yendi. Madenler çalışmadı. Fabrikalar çalışmadı. Ve iki sene boyunca hiç kimse yatırım yapmadı. Yani doğalgaz ve enerji üzerine yatırım yapan şirket olmadı. Dedim ki yani ya ne güzel. Dediler ki bakın bugün şu anda petrol fiyatları yükseldiği için, doğalgaz yükseldiği için yeni kaynaklar için yeni araştırmalar yapılıyor. E hani Be kaya gazı vesaire deniyordu. Bakın ne zaman kurtarır diye sordum. Dedi ki bugün yapılan yatırım iki sene sonra verimini alırsınız. En hızlı şekilde ya Biz iki seneye kadar böyle zam mı göreceğiz? 2023 bakın 2023'ün e, yaz aylarına kadar dünyada enerji piyasasının aşağı gelmesi beklenmiyor dedi. Şu anda Aşağı gelmesinden ziyade hani buralarda durması da beklenmiyor anladığım kadarıyla. E, başka bir şey daha var. Daha da, da yükselecek. Da, bakın şimdi Avrupa'da enflasyon da artıyor. Enflasyonu arttıkça üzerine bir yük biniyor. Yük bindikçe yük biniyor. Yük bindikçe yük, yük Moralimizi biniyor. Moralimizi bozdunuz <laughs> Ya bakın hayır. Şunu için, şunu için söylüyorum. Yapılacak tek bir şey var. Aslında ilk sorumun sorduğumda cevabını veren ki, şahıs bana doğru bir cevap verdi. Biz enerji fiyatlarını Avrupa'dan daha aşağı indirdik. Ama bizim bunu kullanıcıların bunu karşılayacak gücü yok. Daha az gücü var. Bizim yapabileceğimiz bir, bir şey var. Mezarlan, tabii. Onların gücünü destekleyecek sübvanse sistemini geçici olarak da bu süreç içinde bunu yapmak zorundayız. Bunu Peki. yapmazsak o insanlar zorlanacaklar. Bence işin en doğru cevabı başka hiçbir cevabı yok tamam. çünkü bunun. Hasan hocam yani ben de... Avrupa'dan daha ucuza veriyorum demenin bir anlamı yok. Doğru yok işte yani. kullanıcının alım gücü Tabii zaman, kullanıcı... yani tüketicinin alım gücü neticeyi. itibariyle e, mesele yani. diyorsunuz. Şimdi yani bu... Mete Bey. Enerji meselesinde. Ya Mete, Bey, oh. Al, Mete Bey, şey dedi, Avrupa'dan daha ucuz kullanıyoruz demenin bir anlamı yok. Demeseydi ben bir şeyler paylaşacaktım <gülüyor> dedi. <gülüyor> Paylaşmayayım Ama yine paylaşayım. <laughs> şöyle, ya şöyle haklı, Mete Bey haklı ya Türkiye'deki alım gücüyle ilişkili ama e, şimdi hakikaten gelen hani rakamlara da baktım ben. E, mesela şeyde Avrupa Birliği ortalaması 1 litre benzin 1.65 euro Almanya'da 1.76 euroya çıktı. Bizde de 1 euro civarında Ankara'da mesela. Ama işte ona itiraz ediliyor ya Melih Bey. Yani ona oldu. bir birim olarak Buzuda bakın 15, bizdeki 40. birimine bakın Yok, deniyor ya böyle söylendiğinde ben, ben de onu hatırlatmış olurum. Hayır hayır. Şöyle Bitti, diyor, Ben bir de itiraz anlamda söylemiyorum zaten. Yani ben bu şöyle deniyor ya şimdi mesela yoğun olarak yazıyorlar. Haklılar da benim hiçbir itirazım yok yani mesela yazmış e, Mehmet Bey diyor ki ya ben küçücük bir esnafım hani Allah'tan korkun okay. hepimiz Allah'tan korkuyoruz çok şükür e, haklı da ya diyor ki 3000 lira elektrik faturası mı olur az süslü küçük bir bakkal hiçbir itirazım yok ben şunu anlatmaya çalışıyorum ya dünya bu işten muzdarip gerçekten dünya bu işten muzdarip bunun yolu da bellidir. Mete de söyledi. Yani 2023'te kendi gazınızı çıkarırsınız. Nükleer santrali hızlandırırsınız. Hidroelektrik ve rüzgar enerjisine hızlandırırsınız. Yani daha çok yatırım yaparsınız. Ee, ya yani Türkiye'de üretebileceğiz alternatif enerji kaynaklarını ener, enerji arttırırsınız. Ama şöyle bir şey Bağımlı yok. biraz daha azaltırsınız. Çok hızlı olamıyor. Bütün şey Enerjide var. bir yatırımı yapmaya kalktığınızda en hızlı yatırım yapacaklarınızdan bir tanesi doğal gazdır. Yani doğal gaz çevrim santralleri en az yapabileceğiniz odur. Diğerlerini en ucuzunu yapab, en yani hızlısını yapmaya kalksanız, yani güneş enerji hariç e, çok uzun e, şey süreçler, çok uzun Nükleer süreçler. Santrali süreç Nükleer santralin ne kadar? Nükleer santral kaç senedir yapılıyor? yani? yani hızlı sonuç alabileceğiniz yani, ya şeyler almasınız. değil diyorsunuz. Bunu bu tek yapılacak bir şey var ya yani söylüyorum bir şeyin yok.